Tüm veri akışına baktığımız zaman önemli bir veri olmamaktadır. Özellikle ABD tarafından Philadelphia Fed İmalat Endeksi geldi. Ama tabii orada da yükseliş yönlü bir hareket vardı. 18'den 43.3 seviyelerine kadar yükseldiğini takip ettik. Tabii bu veriler özellikle piyasalarda çok fazla fiyatlanmadı. ABD tarafından gelen veriler. Teknik fiyatlamalara baktığımız zaman 1.06.20'nin üzerinde seyrediyoruz Eurodolar tarafını. Eurodolar tarafında bu seviyenin üzerinde kalması durumunda yine yükseliş yönlü hareketleri görmemize neden olabilir. Özellikle burada 1.06.20 üzerinde 1.06.60 bir derece tekrardan geriye çekildi. Buranın da tekrardan derinlik başarmasıyla birlikte özellikle 1.07.10 seviyesi tekrardan dikkat edeceğimiz önemli teknik seviyedir, direnç seviyesidir. Aşağıda ise 1.06.20'nin altında tekrardan fiyatlamalara geldiğimiz zaman özellikle kanal tarafında aşağı yönlü bir baskının olacağını takip edebiliriz. Burada 1.05.80, 1.05.20'ler özellikle 1.05.20 seviyesi bizim için önemli bir konumda destek seviyesi ki buradan tekrardan deneyip yukarı doğru attığını takip ettik. Şimdi yine aşağı yönlü hareketleri görebiliriz 1.06.20'nin altında. Bunun yanında Dolar TL tarafına geçtiğimiz zaman Dolar TL tarafında 3.67.20 seviyesini deniyor yukarı doğru ama kalıcılık sağlayamıyor. Özellikle 3.67.20'nin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ard arda 2 tane kapanış görmemiz durumunda yükseliş yönlü hareketleri takip edebiliriz daha çok. Orada da şu anda takip ettiğimiz 3.66 destek olarak 3.65 seviyesi, 3.63.70 seviyeleri var aşağıda takip edeceğimiz destek seviyesi. Bu trendin devam etmesi durumunda aşağı yönlü. Eğer 3.67.20'nin üzerinde kapanışlar görürsek direnç olarak da takip edeceğimiz 3.68, 3.70, 3.72 seviyeleri yine tekrardan buradan bir trend oluşturup yukarı yönlü hareketliği tetikleyebilir. Altın tarafına geçtiğimiz zaman altın tarafında hareketliği çok fazla olmuyor. Yükselen bir kanalda yine takip etmekteyiz altını. 1.221 seviyesinde özellikle kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda yükselişlerin devamı anlamına gelebilir. Burada 1.230 vardı. 1.230 seviyesinde üzerine attık. 1.241-42 seviyeleri var direnç olarak takip edeceğimiz. Bunun üzerinde de 1.250 seviyesi var. Ki Fibonacci'nin bir düzeltme seviyesidir burada da. 50 seviyesinden. Buralardan bir miktar satış baskısı görebilir altın tarafında. Eğer tekrardan 1.221 seviyelerine gelirse burada teknik fiyatlamalarda yine satış baskısını görebiliriz. 1.212, 1.206, 1.200 seviyeleri burada takip edeceğimiz önemli verilerdir. Temel konulardan daha çok Avrupa'daki siyasi özellikle seçimlerin yaklaşması, Trump'ın belirsizliği, ülkelerle konuşması, altın tarafında güvenleme olarak bir kanal hareketiyle yükseliş yönlü hareketler takip ediyoruz. İmmet Saz Yatırım Menkul Değerler, iyi yatırımlar diler.